Yeni bir Marcel Proust Kayıp Zaman İzinde videosundan daha merhaba. Bu videolarda biliyorsunuz ki Kayıp Zaman İzinde serisine pek çok farklı bakış açısı getirmeye çalışıyorum. Bundan önceki videolarda felsefe, sanat ya da edebiyat Marcel Proust'un hayatıyla Kayıp Zamanın İzinde'yi nasıl yorumlayabileceğimiz konusunda farklı bakış açıları getirmeye çalıştım. Bu videoda da gösterge bilim alanında bir bakış açısı getirmeye çalışacağım. Zaten bu videoda anlattığım her şeyi Proust ve Göstergeler kitabında da bulabileceksiniz. Bence Kayıp Zamanın İzinde serisini tam olarak hakkıyla anlayabilmek için Proust ve Göstergeler kitabı bence okunmadan olmaz diye düşünüyorum çünkü gerçekten çok değerli bir kitap ve bundan önceki videolarımı da kaçırmamak için ya da işte felsefe, sanat, edebiyat hakkında videolarımı yine izlemek için kanala abone olmayı unutmayın ve ben de bir dahaki videoları yapmak için biraz morale sahip olayım. Şimdi Deleuze diyor ki Deleuze kim bu arada ondan da bahsedeyim. Fransız bir gösterge bilimci bu ve pek çok gösterge bilim kitabı var. Şimdi gösterge kelimesine biraz yabancı olabilirsiniz. Ben size bunu söyleyeyim. Gösterge ne demek? Bir şeyin yerine geçebilen bir şey. Ya yani bu biraz saçma bir tanım gibi görünebilir fakat şöyle diyeyim. Mesela bir şeye sahibiz ve onu yorumlayabiliyoruz. O zaman bunun bir göstergesi var demektir. Yani yorum, yorumlanabilen her şey bir göstergeye sahiptir demektir ve Kayıp zaman izinde serisinde de onlarca yüzlerce yorumlanabilecek şey var. Şimdi Delüz'ün göstergi biliminden bahsetmek istiyorum biraz. Delüz Proust'u ve kayıp zaman izindeyi şöyle yorumluyor. Göstergelerin çıraklığı var diyor. Şimdi biz Hayata biraz böyle tabula rasa yani boş bir levha gibi geliyoruz gibi savunuyor aslında. Biz zaten Sivanların tarafında görüyoruz ki sanki böyle göstergeler tamamen sıfırdan başlıyor ve serinin sonuna doğru böyle bir daha daha çıkarmışçasına göstergeler dağına çıkarmışçasına serideki izlenimler ve duygular da böyle sanatsal manevi hazlarla birlikte yükseliyor. O yüzden Deleuze bu yükselmeyi aslında tam olarak göstergeler çıraklığı tamlamasıyla yorumluyor. Ben bunu şöyle benzetmek istiyorum arkadaşlar. Mesela Mimar Sinan'ın çıraklık, kalfalık ve ustalık eserleri vardır ya en son Selimiye'de sonlanır. Yani Selimiye Camii'ne yakalanan zaman diye düşünebilirsiniz. Biraz absürt bir benzetme olmuş olabilir ama böyle yükselen bir yani zaman hiyerarşisi ve göstergeler çıraklığı ve ustalığı var diyebilirim. Zaten karakter kendinde keşfedeceği potansiyelle ve etrafındaki göstergeleri yorumlayabilmesiyle sürekli bir sonuca varmaya çabalıyor. Hatta Berma ile tiyatroyu tanıyor. İşte Bergot ile edebiyatı tanıyor. Winter ile müziği ya da Elstil ile resim sanatını tanıyor ve bunları tanımadan önce karakter tamamen böyle boş bir levha gibi. Fakat ne kadar sanatsal türle tanışınca karşısına çıkan sosyetik ve aşkla dolu insanların da aslında boş zaman olduğunu fark ediyor. Zaten şimdi hemen zaman hiyerarşisini gösterge göstergelerle yorumlamayı göstermek istiyorum. Deleuze'un gö gösterge bilimine göre Proust'un Kayıp Zaman izinde serisinde 4 adet zaman var ve bunlar da boşa harcadığımız zaman, Kayıp zaman, ele geçirilen zaman ve yakalanan zaman şeklinde gerçekleşiyor. Biz genelde serinin ilk kitapları olan Sıvanların Tarafı ve Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesinde karakterin böyle zamanını boşa harcadığını görüyoruz. Fakat ne zaman zamanki bir genç kız grubu görüyor ve hayal kırıklığı ve rahatsızlık dünyasına hatta daha doğrusu acı dünyasına bir giriş yapmaya başlıyor o zaman zamanını kaybettiğini de anlıyor. Ulan ben... Zamanımı kaybediyorum demek ki böyle bir şey yapmamalıyım diyor. Zaten e, tam bu genç kız grubuyla tanıştığında Elstir adlı ressamla da tanışıyor ve onun tablolarını görüyor. Ulan dünyada böyle şeyler mi varmış diyor. Sonradan zaten Germen tarafında e, sosyete ile tanışmasında da yine zamanını boşa geçirdiğini ve kaybettiğini anlıyor. Fakat ne zaman ki e, bu serinin e, son 4 kitabında Sodom Gomorra, Mahpus, Albert'in Kayıp ve Kayıp e, Yakalanan zamana geçtiğinde artık zamanı ele geçirmeye başlayan bir Marcel görüyoruz ve yakalanan zamanda da tamamen o sanatsal manevi hazları e, aklında canlanan ve istemsiz belleğiyle canlanan bir e, Marcel görüyoruz diyebilirim. Bu istemli bellek ve istemsiz bellek konuları çok çok önemli arkadaşlar. Zaten Samuel Beckett'da Proust adlı referans kitabında bunu söylemişti. E, aslında bu istemli bellek ve istemsiz bellek konusunu e, bir dahaki e, Proust videosunda yani sinir bilimiyle Proust yorumlamak videosunda söylemek istiyorum. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi Delüz Zamanın hiyerarşisini dört parçaya bölmesi gibi e, bu Kayıp Zamanın izinde serisinde yorum, yorumlanabilecek ve karakterlere sirayet eden e, özellikleri de dört parçaya ayırmış. Bunlar boş sosyete göstergeleri, aşkın aldatıcı göstergeleri, duyumsanabilir maddi göstergeler ve e, temel sanatsal manevi göstergeler diyebilirim. Zaten e, başlarda tam olarak böyle bir e, sosyete ve aşk arayan bir insan görüyorsunuz. Hatta sosyeteye girmeye çabalayan ve ruhu eskide kalmış bir adam görüyorsunuz. Zaten ikinci kitapta e, karakterin balbeke gittiğinde ne kadar hayal kırıklığıyla karşılaştığını okuyanlar biliyordur ya da e, serinin üçüncü kitabında başlayan Germant tarafıyla ve o Germant adının e, böyle çok aklında eski bir zamanı, eski bir insanı çağrıştırmasıyla e, ve sonradan da bunun tamamen vasatlık ve e, boş zamanla yargılanmasıyla karakterin de ne kadar hayal kırıklığına büründüğünü görebilirsiniz. Fakat göz gösterge bilimde şöyle çok güzel bir şey var arkadaşlar. Zamanı yakalayabilmeniz için onu önce ele geçirmeniz lazım ve zamanı ele geçirebilmeniz için onu kaybettiğini anlamanız lazım. Yani zamanımı kaybediyorum demeniz lazım ya da zamanımızı da kaybettiğimizi anlayabilmemiz için ona boşa geçirmeniz lazım. Yani zaman yakalayabilmeniz için arkadaşlar kesinlikle saçma sapan işler yapmanız lazım. Çünkü bunun farkına anca o zaman varıyorsunuz ya da sanatsal manevi hazlarınızın farkında olmanız için yine saçma sapan işlerle uğraşmanız gerekiyor ve zamanınızı boşa geçirmeniz gerekiyor. Hatta böyle insanları sevmeniz gerekiyor. Aslında bu kayıp zaman dizinde bize şöyle bir şey söylüyor arkadaşlar. Bir insanı sevmek tamamen size işkenceden, eziyetten ve acıdan başka bir şey getirmeyecek diyor. Aslında serinin güzelliği de burada. Bir insanı sevdiğinizde hayatta başka şeyler bulunduğunu da görüyorsunuz ve o bulunduğu hayatta başka şeyler bulunan şeyleri de tam olarak keşfetme ihtiyacınızın da olduğunu fark ediyorsunuz. Zaten bu seviyeden sonra da felsefe ile Proust videosunda dediğim gibi Anti logos kavramı devreye giriyor. Logos neydi? E, patos'a karşılık gelen yani duyguları yorumlamayla değil de e, mantıkla yorumlamak ve mantığa karşı gelen her mantığa karşılık gelen her şey demektir logos. Fakat kayıp zaman izinde serisini anti logos şeklinde yorumlayabiliriz. Çünkü Bilimde ve felsefede her zaman akıl önce gelirken, her şeyi akılla yorumlamamız gerekirken, Kayıp Zaman dizinde serisinde biz logosun yani mantığın ve aklın sonradan canlandığını görüyoruz. Çünkü mesela Svenlerin tarafında adam bir madlen atıyor, ''Ulan böyle kafa oluyor, böyle ne oluyor?'' diyor, ''Party hard!'' diyor. Sonra bir bakıyoruz ki serinin sonlarına doğru bu olay değişmeye başlıyor ve aklını kullanabilen bir karakter olan Marcel izlenim izlenimlerini ve sanatsal manevi hazlarını iyice keşfetmeye başlıyor ve aslında bu antilogos mantığını da göstergebilimin göstergebilimden yararlanarak sonradan canlanması şeklinde böyle yorumlayabilirim. Bu Leibniz adlı filozofun monadolojisinden ve Platoncu öz ve idelerden bundan önce çektiğim felsefe ile yorumlamak videosunda görebilirsiniz. zaten Proust ve Göstergeler kitabında da Leibniz'in monadolojisi de geçiyor. Monadoloji ne demek? Ben bunu felsefe videosunda söylemiştim dediğim gibi. Monad'lar kendi başında bir evrendir ve bunlar yine kendi başında evren parçalarını içerir ve bu sonsuza kadar gider. Yani eee Proust'un bu serisini de monadlar şeklinde yorumlayabileceğimizi söylemiştim. Aslında Deleuze bu kitabında daha çok kayıp benleri ve kayıp bir zamanın arayışında olmakla biraz Samuel Beckett'a da dis atıyordu çünkü e, Delus şunu savunuyor hakikat ve göstergelerle kayıp zaman dizinde anlayabiliriz diyor e, tam tersine buna da Samuel Beckett alışkanlık ve bellekle kayıp zaman dizinde yorumlayabiliriz diyor yani e, iki tane görüş var arkadaşlar bunların ikisini de öğrenmenizi tavsiye ederim çünkü gerçekten zevkli bir konu e, dediğim gibi felsefi olayıyla daha çok felsefeyle yorumlamak videosunda bahsettiğim için bu videoda felsefe konusuna çok girmiyorum ama o videoda da Platon'dan, Kant'tan, Bergson'dan ya da Leibniz gibi filozoflardan ya da Aristo'nun retoriğinden bahsetmiştim. Bu videoda gösterge bilimi özel bir video olmuş oldu arkadaşlar. Beni ve Kayıp Zaman izinde serisindeki başka yorumlarımı öğrenmek isterseniz kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ve bu videoda beğeni atarsanız beni mutlu edersiniz ve biraz moral vermiş olursunuz. O yüzden kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.